Nazlı, önemli bir konuda alt değiştirmek hem yaşlı için sıkıntı olabilir, hem bakım veren kişi için sıkıntı olabilir. Bunu da özellikle yapıp göstermemiz gerekiyor. Tabii. Mahrem bölgesi, biliyoruz ki bazı yaşlılar idrarını tutamıyor, gaytesini, dışkısını tutamıyor. Bunların mutlaka bir değiştirilmesi, bakımının verilmesi gerekiyor. Şu anda birçok ürün var. Evet. Alt bezi şeklinde birçok ürün var. Ancak sadece o ürünlere de güvenemeyiz. Onların da hem kirlendiğinde hem de kirlenmese bile gün içinde belli sıklıklarla değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi istersen bunu gösterelim. Nasıl bir alt bezi değiştirilir? Hem de değiştirirken Temizliğine de temizliği nasıl yapılır onu da bakalım. anlatalım. Evet. Bunun için tabii ki de hastanıza mutlaka ya da teyzemize mutlaka bakım verdiğiniz kişiye mutlaka bir bilgi vermeniz gerekiyor. Bez sıklığından da bahsedelim isterseniz hocam. Hani bezi ne kadar sıklıkta değişelim? Evet. Bezi günde en az 4 kere değişmemiz gerekiyor. Özellikle dışkısını yapmışsa Hemen. hemen. Evet. Ama idrarını yapmışsa mutlaka bezlerin üstünde bir dolum işareti, bir çizgi olabiliyor çoğu bezde ama yok ise mutlaka gün içerisinde en az 4 kere olacak şekilde değiştirmeye özen göstermesi lazım. Değişmezse neler olur? Değişmezse pişik olabilir. Daha önceden bahsetmiştiniz. Mikroorganizmalar üreyebilir. Bunlar böbreklerimize kadar yansıyacak. Farklı hastalıklara neden olacak problemlere sebep olabilir. Dolayısıyla İdrar yaptıktan sonra biz bezin kirlendiğini fark edemeyebiliriz. tabii. Dolum işareti varsa güzel, ama yoksa mutlaka gün içinde, bütün gün içinde 4 defa olacak şekilde En değişsin az. istiyoruz. En az. Bazı yaşlıların bağırsak alışkanlıkları değişik olabiliyor. Günde bir kere çıkabilen, büyük abdestini yapan yaşlı var, ama 2-3 gün aralıklarla yapan da var. Bu yüzden bezin kirlenmesini beklemiyoruz. Günde en az 4 kere Değiştiriyoruz. değiştiriyoruz, Evet. yaşlıyı korumak için. Peki bu temizlikte onlara da soruyoruz dedik, bunu yapacağımızı da söyledik. Mahremiyetine yine özellikle dikkat Odaya ediyoruz. giriş çıkışlar, odanın Engelleniyor. havalandırılması bunlar çok önemli. Çünkü biliyorsunuz dışkı kokuyu yayabilir, idrar içtiği ilaçlardan kullandığı farklı ilaçlardan dolayı İdrarı kokabilir. kokabilir. Bunun için Bunu hem kendisi hem de bakım bakım vericisi verimi. rahatsız olmaması adına odanın havalandırılması, bu boşaltım ihtiyacı sırasında çok önemli. Evet. Peki açalım, bir bakalım yaşlımızın bu bezi şu Nasıl anda değişmeli? nasıl değişecek? Kirlendiğini düşünüyoruz ya da gün içinde o sıklık değiştirme sıklığımız var. O zaman ne yapacağız? Hocam bu işaretli bir bez. İşaretten kastettiğim bu. Bu işaretler Fatma teyzemiz idrarını yaptığında ya da boşaltımın abdestini yaptığında burada çizgilerde renk değişimi meydana gelecek. Artık burası tamamıyla şu nokta tamamıyla dolu olduğunu ifade ediyor. Yani acil değişmesi gereken bir bez. Aşamaya geldi demek. Evet. Peki. Temizlerken öncelikle yanımızda mutlaka bir atık torbamız. Atık torbamız olması gerekiyor ki hemen mikroorganizmalar başka yerlere sıçramadan ortamdan uzaklaştıralım. Evinizde herhangi bir çöp poşeti mutlaka bezi değiştirdiğinizde sorumlusu olarak yanında bulunacak. Önce bir şöyle açıyorum. Bezi biraz gevşettikten sonra altına olabilir normalden fazla boşaltım yapmış olabilir, dışkılamış olabilir. Bir tane ales. Aslında yatak kirlenmesin, herhangi bir idrar
bezin dışına da çıkmış olabilir. Bunun yatağa bulaşmasını önlemek adına. Yaparken önden alıyorum. Önden toplayarak, kapatarak kalçamızı biraz kaldırın diyorum ve çekiyorum. Tamamıyla kapatıp hiçbir yere, uzak bir alandan bulaşmadan, kendim de hiçbir kısma değmeden ortamdan uzaklaştırıyorum. Çöpüm de ağzını kapatarak çöp kovasına, atık kovasına...